Merhaba arkadaşlar, ben Halif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle ÖBP nasıl hesaplanır? Kısa yoldan ÖBP hesaplamayı öğreteceğim. Biliyorsunuz ki DGS'de ön lisans başarı puanı çok önemli arkadaşlar. Ön lisans başarı puanınız ne kadar yüksek olursa başarı şansınız o kadar yüksek olacak. Özellikle sözelcilerin ve eşit ağırlıkçıların ÖBP'lerinin yüksek olması çok iyi olur. Sayısalcılarda çok fazla fark etmese de ön lisans başarı puanı her zaman önemlidir. Dolayısıyla DGS'yi düşünen arkadaşlar, DGS'ye hazırlanacak olan arkadaşların diploma notlarını iyi tutması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diploma notunuzun tamamı mı eklenir DGS puanınıza yoksa bir kısmı mı eklenir? Bu puanı nasıl hesaplayacaksınız? Kısa bir hesaplama yolu var mı yok mu? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Videonun altına bir link koydum. Oradan da ÖBP'nizi hesaplayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın diploma notu şimdi ÖSYM açıklama yaptı. 50'den aşağı olan diploma notlarını 50 kabul ediyor. Dolayısıyla diploma notunuz en az 50 olur. En fazla 100 olur, tamam mı? Ama bu sizin sınav puanınız değildir. Yani DGS'ye eklenecek puan değildir. Örneğin senin diploma notun 100 üzerinden diyelim ki 70 olsun, tamam mı? Sınavda DGS'de sana 70 puan gelmez. Bunun ÖBP'si bulunur. ÖBP'si üzerinden de eklenecek puan hesaplanır. Öncelikle ÖBP nedir? ÖBP arkadaşlar diploma notunun ÖSYM sistemine çevrilmiş hali diyebiliriz. ÖBP'yi bulmak için iki tane yolumuz var. Birinci yolumuz yüzlük sistem. Yüzlük sistemde arkadaşlar siz ÖBP'yi bulmak istiyorsanız diploma notunuzu 0,8 ile çarpmanız yeterli, tamam mı? Diplomayı 0,8 ile çarpıyorsunuz. ÖBP puanınızı buluyorsunuz. Tamam, anlaşıldı. Yani örneğin diploma notunuz 70 ise siz bunu 0,8 ile çarpacaksınız. 7 kere 8, 56. Sizin ÖBP puanınız 56 olacak. Peki DGS'ye 56 puan mı eklenecek? Hayır tabii ki. Bu sadece diploma notunun ÖSYM sistemine çevrilmiş hali oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sınavda DGS'ye kaç puan ekleneceği ile ilgili ona da şimdi açıklama yapacağım. Kısa bir açıklama. Yüzlük sistemde ÖBP bu şekilde hesaplanıyor. İkincisi arkadaşlar dörtlük sistemde ÖBP nasıl hesaplanır? Mesela örneğin diploma notunuzun 2,25 olduğunu varsayalım. Dörtlük sistemden bahsediyoruz. Siz bunu arkadaşlar 20 ile çarparsanız direkt ÖBP'nizi bulmuş olacaksınız. 22,5. Yani 2 ile çarptığımda ÖBP'niz 45 olacak. Yüzlük sistemde, yani kısaca geçelim. Yüzlük sistemde ÖBP'yi bulmak için 0,8 ile çarpıyorsunuz. Dörtlük sistemde diploma notunuzu 20 ile çarpıyorsunuz. ÖBP'nizi buluyorsunuz. Şimdi çarpalım. Yüzlük sistemde 50'yi 0,8 ile çarparsak 40 olacak. 100'ü 0,8 ile çarparsak 80 olacak. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. ÖBP en az 40, en fazla 80 olur. Yani mesela DGS puan hesaplama sitelerine girdiğinizde mesela ben aşağıya linki koyacağım. Orada da mesela ÖBP'nizi hesaplamanızı istediğinizde 40 ile 80 arası bir değer istiyor. Bu diploma notu değil, ÖBP puanı. Yani hesaplanmış olması gerekiyor ÖBP'yi. ÖBP'yi bilmiyorsanız da işte hesaplama sitesinden ÖBP'nizi hesaplayıp DGS puan hesaplamaya ÖBP'nizi girmeniz gerekiyor. Yani ben aşağıya link koyacağım. DGS puan hesaplamayı da koyacağım. ÖBP hesaplamayı da koyacağım. Siz DGS puan hesaplamanıza diploma notunuzu girerseniz farklı sonuçlar elde edersiniz. Dolayısıyla ÖBP puanınızı girmeniz lazım. ÖBP'de 40 ile 80 arasında yer alıyor. Bunu bilin. Yüzlük sistemde ÖBP'yi bulmak için 0,8 ile dörtlük sistemde ÖBP'yi bulmak için 20 ile çarpmamız yeterli arkadaşlar. Peki ÖBP puanı bizim üniversite sonucumuza, DGS sonucumuza eklenen puan mıdır diye soracak olursanız tabii ki hayır arkadaşlar. Şimdi DGS'ye eklenecek puanı bulalım. DGS'ye eklenecek puanı bulmak için arkadaşlar ön lisans başarı puanınızı da 0,6 ile çarpıyorsunuz, tamam mı? Yani önce ÖBP'nizi buluyorsunuz. Sonra bulduğunuz sonuçta 0,6 ile çarparsanız sizin diploma notunuz yani üniversiteye eklenecek puanınız oluyor. Diplomanız demeyelim de DGS'ye eklenecek puanınız oluyor arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela yüzlük sistemde bir örnek vereyim. Örneğin diploma notunuzun 80 olduğunu düşünelim. Önce siz bunu
80'i ÖBP'yi bulmak için 0.8 ile çarpacaksınız. 80 çarpı 0.8 64 ÖBP puanınız. 64'ü de 0.6 ile çarpacaksınız arkadaşlar. 6 kere 6 36, 6 kere 4 24, 38,4. Bu sizin DGS'ye eklenecek puanınız oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela yüzlük sistemde sizin diploma notunuzun full olduğunu, 100 olduğunu varsayalım. 100'ü siz 0.8 ile çarptığınızda ÖBP'niz 80 gelecek. 80'i de 0.6 ile çarptığınız zaman da 48 gelecek. Demek ki DGS'de diploma notunuzun size getirebileceği en yüksek puan 48 arkadaşlar. 48'den daha fazla bir puan alamazsınız. Diploma notunuz mesela 80 ise ÖBP'niz 38,4 olur. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bir 10 puanlık fark var arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi bir de dörtlük sistemde bir örnek yapalım. Mesela dörtlük sistemde bir kişinin diploma notunun 3 olduğunu varsayalım. Biz ne yapacağız? 3'ü önce 20 ile çarpacağız. 60 olacak. Sonra 60'ı da 0.6 ile çarptığımız zaman 36 bize DGS'ye eklenecek puan oluyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla dörtlük sistemde 3 olan bir kişinin DGS'ye eklenecek puanı da 36 olur. Dörtlük sistemde 2 olan bir kişinin DGS'ye eklenecek puanı ne olur? 2 çarpı 20 ÖBP'si bunun 40 olur. 40'ı da 0.6 ile çarparsanız 24 olur. Demek ki DGS'ye eklenecek puan en az 24 oluyor. En fazla 48 oluyor. Yani sizin DGS'ye ekleneceğiniz puanlarınız 24 ile 48 arasında değerler alır. Son olarak kısa bir açıklama daha yapayım. Mesela siz bu sene DGS'de bir yere yerleştiniz ama gitmediniz. Bakın tercih yaptınız demiyorum. Tercihten sonra yerleşmediğiniz sürece gelecek yıl puanınız kesilmez. Diyelim ki siz yerleştiniz ama gitmediniz. Tercih yaptınız, bir yer geldi ama gitmediniz. Ne olur biliyor musunuz? Bu DGS'ye eklenecek puanın 1/4'ü kesilir arkadaşlar. Yani o zaman size gelecek puan 1/4'ünü kestiğimiz zaman 18 ile bunun 1/4'ü 12 olacağı için 18 ile 36 arasında bir puan alırsınız. Yani 1/4'ünü unutun arkadaşlar. Örneğin az önce neyi verdik? 3 olan bir kişinin ÖBP'sinin 36 olduğunu verdik. Mesela 4 üzerinden 3 ise bir kişinin diploma notu. Bunun ÖBP'si 36 ama gelecek yıl mesela bu sene yerleştiğinde eğer gelecek yıl tekrar sınava girmek isterse bunun 1/4'ü gidiyor. 36'nın 4'te 1'i 9 yapacağı için 9 çıkaracağız. Ona artık gelecek yıl 36 değil de 27 puan eklenmiş olacak arkadaşlar. ÖBP'nin kısa hesaplanması bu şekilde. ÖBP sizin DGS'ye eklenecek puanınız değil. DGS'ye eklemesi için de 0.6 ile çarpmanız lazım. Videonun altına DGS puan hesaplamayı ve ÖBP hesaplama linkini koydum. Oradan kendiniz hesaplayabilirsiniz. Kafam karışmasın diyorsanız hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz DGS'de başarı sıralamaları nasıl olacak? Onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.